Şeyma lütfen. Bak ne dolaplar çevirmeye çalışıyorsan yapma ya. Rahat bırak bizi. Ya konuşsanız da bu kız ne diyor? Diyorum ki abi götür şu kızı buradan. Şeyma hadi. Bir saniye hayatım. Şu an filmin en heyecan verici yerindeyiz. Tamam. Ben söyleyeceğim. Mehmet yapma lütfen. Ya niye susuyorsunuz? Ben bir açıklama istiyorum. Ay içim bayıldı, ben söyleyeceğim. Eyvallah. Salih Bey. İnanın niyetimiz kötü değildi. Ben Ayaz'ın... babası değil. Size yalan söylediler. Aa! İnanmıyorsanız nüfus cüzdanını isteyin, bakın görün. Doğru mu bu kızın dedikleri? Doğru tabii. Ayaz'ın babası yıllar önce ölmüş. Ölmüş değil mi Halim Hanım? Ay Salih. Salih dede, izin verin açıklayayım. Bu ne rezalet? Nasıl insanlarsınız siz? Hadi bunlar genç. Ya siz beyefendi? Utanmıyor musunuz? Mehmet Bey'in suçu yok. Bana sadece yardım etmek istedi. Ayaz sen de iyice safsın. Hadi Şeyma, tamam. Tamam hayatım, dur. Şunu da söyleyeyim, içimde kalmasın. Bırak konuşsun. Burada doğruyu yalnız bu kız söylüyor. Ama bu adamın hesabı neymiş, onu anlamadım. Hayır, hayır. O kadın tam bir yılan. Onun söylediklerine inanmayın siz. Evet, şimdi açıklıyorum dedeciğim. Olay şöyle. Bu beyefendiyle bunun annesi, ama annesi gerçek annesi, yani o konuda yalan yok neyse ki. Her neyse, bunlar zamanında sevgiliymiş. Ama böyle çok tutkulu, ateşli bir aşk yaşamışlar. Tövbe tövbe. Üstüme iyilik sağlık. Biz nereye düştük Salih Bey? Burada kim kime dumduma? Anne. Doğru mu bu? Rezillik. Hayatınız yalan. Utanmazlar. Yürüyün gidiyoruz. Yürüyün dedim. Dede. Kalk. Kalk. Çabuk. Salih baba sakin ol. Sakin olun isterseniz. Gel oğlum. Gel. Ay midem tuttu. Bravo sana abi. Bravo. Şu kızın şu cesareti veriyorsun ya. Bravo. Şeyma, bitti mi? Gidebilir miyiz? Bitti canım, gidebiliriz. Oğlum. Bırak, dinlemek istemiyorum. Annene kızma. Size inanmıştım Mehmet Bey.
Bana gerçekten yardım etmek istediğinize inanmıştım. Sana da yazık. Seni uyarmıştım. Bizden uzak dur demiştim. Sebep olduğun şeyleri gördün şimdi, değil mi? İntikam almak istediğin aldın işte. Oğlunun canını yaktın. Bravo. Oğlum! Oğlum dur, dur. İzin ver anlatayım. Bırak beni anne. Kalbini kırmak istemiyorum. Ayaz yapma böyle. Bu tamamen geçmişte kalmış bir olay. O geçmişte kalan olayın benim bugünümü, hatta geleceğimi bile mahvetti. Görmüyor musun? Tamam, tamam. Ben Öykü'nün dedesiyle konuşurum. Ben her şeyi düzeltirim. Sakın, sakın karışma. Yeterince başıma dert oldun zaten. Ama benim ne suçum var? Ben senin için buraya geldim. Mehmet'le karı koca rolü bile oynadım. Ne rolü anne? Adam senin eski sevgilinmiş. Anılarınızı tazelemiş oldunuz işte. Ya bana haksızlık ediyorsun. Nereye böyle? İki lafınızdan biri yalan. Bozuk saat bile günde iki defa doğruyu gösterir. Sizde o bile yok be. Salih Bey, yudum sal. Hadi. Dedeciğim, sen anne babası da gelsin deyince... Yalan yalan üstüne. Hiç konuşma Öykü. Ama babaanne... Tamam, bitti. Biz Cem'i alıp gidiyoruz. Siz ana kız ne haliniz varsa görün. Cem. Efendim? Gel buraya. Bunların yanında bir dakika bile bırakmam artık seni. Sahtekarlar. Anne. Yeter be. Yeter. Kimi kimden alıyorsunuz siz? Anne, sakin olalım. Çay falan içsek. Başlatmayın çayınıza. Siz ana kız ne halt ederseniz edin, bu çocuğu size bırakmak yok artık. Bir kendinize gelin efendi. Ben o çocuğun annesiyim. Ya siz kim oluyorsunuz da çocuğumu alıp gideceksiniz be? Dedesiyle ninesi kim olacağız? Öyle mi? Oğlunuz başka bir kadın için bizi terk ettiği zaman... bu iki çocukla bu gelinin hali ne olur demediniz ama. Şimdi gelmişler, çocuğumu alıp götüreceklermiş. Yok öyle bir şey. Alamazsınız. Gel buraya. Sakız Hanım, Cem'i de al, toparlan, gidiyoruz. Gel buraya. Bana bak, ben hayatta olduğum sürece oğlumu alıp hiçbir yere götüremezsin. Bana dava açtırtma. Bak, sonra çok pişman olursun, bal gibi götürürüm. Öyle mi? Evet. Sen dur sen. Anne nereye anne? Dedeciğim. Dedeciğim bak lütfen, tamam. Benim yüzümden kardeşim niye cezalandırıyorsunuz? Bizimle gelmesi onu cezalandırmak değil, ödül olur. Bana bakın. Bu evden gidecek birileri varsa o da siz ikinizsiniz. Çocuklarım burada, benle kalacak. Derhal gidin evimden. Cem buraya gel. Anne. Hayrola? Hayrola, çocuk mu kaçıracaksın? Polis mi çağırayım? Bana bakın, beni mecbur etmeyin. Anne. Anne ne olur bak, dedem sinirle söyledi o lafları. Ya ben zaten bunlara fazlasıyla katlandım. Hadi nereye gidiyorsan git. Mahkemeye git. Dava et. Hadi bakalım, alabiliyor musun çocuğu? Ben oğluma zamanında bu kızı alma, esenekli demiştim, inanmadı. Buyur işte. Ay. Gidiyoruz Meral Hanım, gidiyoruz. Evet. Ama el mi yaman, bey mi yaman göreceksin Meral Hanım. Hadi. Hadi. Aman Meral abi. Elim ayağım titriyor ya. Bu ne ya? Neydi o yaptıkların şey mi? Ha? Yani önemli Mehmet'in ilişkisini ortaya çıkartarak ne kazandın? Yani bizi önemsememenin ne kadar kötü bir şey olduğunu öğrettim onlara. Ayrıca o yüz ifadelerini görmedin mi? Ne kadar güzel hale geldi o yüzleri öyle. Özellikle Öykü ve Ayaz'ın ki. Oh canıma değsin, canıma. Şeyma, bak artık şu mahallenin entrikacı kızı rolünden bir çıkardık bence ha. Bizim onlarla tekrar dost olmamız lazım. Senin Öykü'yü
benim de Ayaz'ı tekrar geri kazanmamız lazım, anlıyor musun? Niye yapacakmışız bunu? Çünkü doğrusu bu da o yüzden. Ne de saçmalama. Zaten onlar bizimle hayatta eskisi gibi olmaz ki şu saatten sonra. Evet, haklısın. Bu geceki gibi davranırsan olmazlar tabii. Sen neyin peşindesin? Hiç. Sadece eski günlere dönmek istiyorum. Eski günler derken? Hepimizin bir arada ve mutlu olduğu günler. Bak, biz de ilişkimizi bu sefer daha bir ciddi, daha sakin yürütelim diyorum. Ne dersin? Ne dersin? Tamam. Tamam, çok güzel olur öyle olacaksa. Çok sevinirim. Hatta ben Öykü'yle aramı bile düzeltirim gerekirse. Aa, Ahmet'i çok sevindim. Seni çok seviyorum. Teşekkürler. Ben bir yukarı çıkıyorum. Bari şu ceketi de götürseydin yani. Şeyma toplar nasıl olsa. Artık her şey eskisi gibi olacak. Başa dönmenin vakti zamanı geldi. Neyin peşindesin Mete ya? Uyuyamadın değil mi bütün gece? Nasıl uyuyayım anneciğim? Yani haklı da olsam evimden insanları kovaladım. Ha, hak ettiler mi? Tabii ki hak ettiler. Anne, ya dedem dava açarsa? Vallahi çocuğum, değil mahkeme. Bütün dünya şu kapıya dayansa evlatlarımı benden kimse alamaz. Anne, kapı. Kim olabilir? Polis falan gelmesin. Açmayalım kapıyı. Ne olur açmayalım. Of be çocuğum. Kimse kim? Allah Allah. Cem. Anneciğim, kapıyı aç. Tamam. Ayaz. Günaydın. Günaydın Öykü. Meral teyze, sabah sabah geldim ama Sakız Hanım'la Salih Bey'le görüşmem lazım. Bulursam görüşürsün tabii. Gittiler. Daha doğrusu annem dün gece kovdu onları. Çocuğum, kovdu kovdu deyip durmazsana. Aa, zaten konuşacak da bir şey kalmadı. Nasıl kalmadı? Bakın, şu andan itibaren yok oyunmuş, yok yalanmış, hepsi bitti. Anlaşıldı mı? Gerçekten çok uzadı bu iş. Gidersiniz, nikah gününüzü alırsınız, güzelce düğününüzü, derneğinizi yaparsınız, herkesin çenesi kapanır. Anlaşıldı mı? Peki ya dedemler? Yahu ne biçim avukatsın sen? Ne demek torununuzu alamazsınız? Salih Bey, kanunlar böyle.
Her önüne gelen çocuğu anadan babadan alamaz. Her önüne gelen değilim ben. Dedeyim ben, dede. Orası öyle ama torunlarınızı görmek istiyorsanız anneleriyle uzlaşacaksınız. Başka çareniz yok. Salih Bey, avukat bey oğlum haklı. Biz oğlanı alamayız. Ne yapacağız peki? Böyle kös kös oturacağız mı? Yok. Meral Hanım'la uzlaşmanın yoluna bakacağız. Gerekirse özür dileyeceğiz. Hayır yani Öykü erkek olsa dedesi bu kadar tepki vermezdi. Hayat erkeklere güzel ya. Vallahi bak. Ay abartma Burcu ya. Ay ne abartması ya. Türkiye'de kadın olmak gerçekten çok zor. Hatta bu konuyu seninle tartışmayacağım bile. Ya bir de şöyle kestirip atma oyunuz yoktu mu ya? Ay hadi. Hadi ne olur tartışalım o zaman. Ne olur. Söyle bakalım erkek olmanın nesi zor? Anlatsam gerçekten anlayacak mısın? Dene bakalım. Ben mi anlamıyorum? Ay iyi vallahi ya. Ha bütün eziyeti kadınlar çeksin. Senin gibi, Öykü'nün dedesi gibi erkekler de bunun üstünden ahkam kessin. Ne çekiyorsunuz ya? Ne çekiyorsun? Ne? Kolay sanıyorsun sen hamileliği ha? Anneliği, çocuk doğurmayı. Ya duyan da seni var ya hakikaten tarlada çalışırken doğuracak sanır ha. Ya siz şimdi rahatsınız kızım. Eskidenmiş o. Eskiden çekiyormuş kadınlar, kadınlarımız. Öyle mi? Ha biz rahatız yani. Öyle tabii. Her türlü konfor var. Aç erdim, koş İlker. Ayaklarım şişti, masaj yap İlker. Kilo aldım, yürüyüşe çıkar İlker. Çok kolay diyorsun yani hamilelik, öyle mi? Evet. Al bunu da. Eyvallah. Buyurun. Teşekkür ederim. Ya siz kadınlar niye her şeyi abartıyorsunuz? Dedenlerle sorun ortadan kalktığına göre hafta sonu nişan yapabiliriz. Ben zaten her şeyi ayarladım. Ay canım benim ya. Kahraman Ayaz. Öykü'ye sormak aklına bile gelmemiş. Yine her şeyi halletmiş. Ne yapalım? Ayaz olmak böyle bir şey. Ay çok yorucudur da kesin. Yani ne diyeyim? Kahramanlar şikayet etmez. Ay Süpermen Ayaz. Batman Ayaz. Hatta Ayaz gerçek bir Spiderman. Sen benimle dalga mı geçiyorsun? Ayaz olmak böyle bir şey. Ne var Ayaz olmakta ya? Aa elin yüzün düzgün işte paran da var. 2-3 tane de böyle havalı sürpriz yaptın mı al sana Ayaz. Bir dakika. Sen benim hayatımın bu kadar basit olduğunu mu düşünüyorsun? Basit tabii. Bütün gün böyle kuaförlere git. Şunu mu alsam, bunu mu alsam alışverişe çık. Nişantaşı kafelerinde lık 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 latteleri götür. Ha bir de geç böyle Emre'nin karşısına bıt 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 konuş. İşte Burcu olmanın altın kuralları. Ha, sana ne demeli acaba? Ha? Bütün gün takside böyle gez, dolaş. Sonra böyle arada durakta çay keyfi, iki maç muhabbeti falan. Sevgiline böyle arada laf sokuştur. Oh mis! Oh mis tabii. Sen bir gün taksiyi al bakalım. Emre olmak öyle kolay şey mi? Kolay tabii. Yani böyle üstü açık, havalı da bir araba buldum mu al sana Ayaz. Ha bu kadar kolay diyorsun. Kolay diyorum. İddialısın. İddialıyım tabii. Peki, yarım saat sonra bir toplantım var. Gecikme. Ayaz randevularına çok sadıktır. Şu andan itibaren sen Ayaz'sın. O zaman ben de Emre'yim. Bugün o taksi benim. Tamam o zaman. Sen bir gün yine Sibel olacaksın, ben de İlker olacağım. Var mısın? Tamam. Hodri Meydan. Hodri Meydan. Hodri Meydan. Hodri Meydan. Ah, eline sağlık. Afiyet olsun canım. Ya Olcay bence Mete bir şeyler gizliyor ya. Yani bir şeyler çeviriyor. Kızıl. Ya benim de midem bulandı resmen. O nasıl 180 derece döndü ya? Ya evet. Yani o bilgisayarda bir şey saklıyor ama ne olduğunu öğrenmem lazım işte. Baksaydın ya.
Baktık herhalde Olcay. Ama ne saklıyorsa onu böyle flash disk gibi bir şeyin içinde saklıyor. Yani onu bulmam lazım. Bulacağım ama. Kim bu ya? Mete gelmez ki bu saatte. Önem gelmiş. Beni görmesin. Ben yukarı kaçıyorum. Tamam. Müsait misin? Biraz konuşalım. Ne demek? Buyurun. Atlattın mı şoku? Bilmiyorum ki. Telefonlarımı bile açmıyor. Bir süre benimle konuşmaz şimdi. Düşünsene, daha sadece bunu öğrenmek bile ne kadar sarstı onu. Ya büyük sırrı öğrenirse? Yok. Öğrenmeyecek. Ayaz asla Mehmet'in babası olduğunu bilmeyecek. Dün geceki bir hatayı nasıl yaptım ben anlamadım. Ama bir daha tekrarlanmayacağını umuyorum. O daha çok çek defterine yazacağın rakama bağlı. Sen küçük hafta. Sen daha benim kim olduğumu anlamamışsın. Neler yapabileceğimi bilmiyorsun. Bir daha dün geceki bir olay olursa öldürürüm seni, anladın mı? Ya bırak, canım yanıyor, bırak. Yolumdan uzak duracaksın. Yoksa lime lime ederim seni. İmdat, bırak beni. Duydun mu? Bırak beni dedim. İmdat, öldürüyorlar beni. Seni küçük aptal. Seni küçük aptal. Buraya gel. Oğluna babasıyla ilgiyi teklif edersen yaşatmam seni. Anladın mı? Anladım, anladım. Ne olur bırak beni. Bu son konuşmamız. Ayağına denk al. Eğer Mehmet Karaylı'ya bulaşırsan beni mumla ararsın. Fırında bizden daha iyi yaptığınız bir şey varsa o da bu. Çok basit görünüyor belki. Alt tarafı bir simit dersin ama değil işte. Sen niye yemiyorsun? Bak hepsini bitireceğim ona göre. Afiyet olsun. Marika, ben Öykü'yle güzel şeyler yapmak istiyorum. Önemden ayrıldığını duydum. Eğer sen de bize katılırsan herkesi hayran bırakacak bir ekip oluruz. Ne dersin? Burada mı? Tamam, anlıyorum. Senin çapında bir modacı için basit bir atölye. Yo, tam tersi. Ben mucizelerin böyle yerlerden çıktığına inanırım.
Aynı bu simit gibi. Basit, küçük ama asla unutulmayan bir tat. Eşsiz bir tat. Ya sen de niye beni kurtarmadın Olcay ya? Kadın öldürüyordu beni resmen. Manyak. Ya kitlendim kaldım Kızıl ya. Kadının içinden panter çıktı vallahi. Artık hangi varoşun gülüyse. Kudurmuş işte. Deli. Ama sen de damarına çok basmışsın. Bak eğer Ayaz babasını öğrenirse... Sakın Olcay sakın. Bak yerin falan kulağı var. Biri duyar eder Allah korusun. Bu aramızda kalacak ve bunu kimse öğrenmeyecek. Anladın mı beni? Eğer birine söylersen senin o dilini koparırım. Anladın mı? Tamam Kızıl ya. Senin de gücün bana yetiyor yani. Orada oturuyorum. Yalnız bir saniye lütfen. Evet, sanırım size bahsetmişlerdir. Ayaz Bey çok hasta. Yani evde böyle yatak döşek yatıyor. Ya Öykü nasıl da abartıyor ya. Şuna bak, ciddi ciddi de giyinmiş. Kimse keyfimi bozamayacak. Evet. Yani bugün vekil müdür benim. Başlayalım. Toplantının ilk gündem maddesi nedir? Beylikdüzü'ndeki inşaatımızda önerilen yöntem... ...farklı yapı elemanlarının bileşenlerinin tasarımında... ...potansiyel hatarlarla beraber... Dur. Dur. Bana bunları tane tane anlat. Benim kafam karıştı. Ben size özet geçeyim o zaman. İşte şurası. Ayaz Bey'in çizdiği projenin dışına çıkıp 30 santim küçük yapmışlar bu bölümü. Ne? 30 santim. Vay terbiyesizler. Kahretsin ya. Sonuç, evin mutfağı 30 santim büyük oldu. Ya tamam. O zaman sorun yok. Yani çünkü geniş mutfak iyidir. Kadınlar bayılır geniş mutfağa. Öykü Hanım, projenin dışına çıkmışlar ama. Ha, yıkalım o zaman yeniden yapalım. 30 katı. Şaka yaptım canım ben. Yani yıkılır mı? Yazık günah bir kere. Öykü Hanım, Ayaz Bey dış cephe boyasında kullanacağımız renklere de karar verecek. Ya bak işte bana böyle şeylerle gelin. Heh. Kesin pembe der şimdi bu. Pembe olsun. Ay düşünsene bütün bina böyle pes pembe. Ay masal evi gibi. Ben sevgilimi tanırım. Evlerin ismini de şimdi pembe evler koyarız diyecek. Ya hatta evlerin adı da pembe evler olsun. Al. Ay çok güzel olacak. Özür dilerim bölüyorum ama işçi sendikası temsilcileri geldiler. Buyursunlar gelsinler tabii. Öykü. Öykü sakın konuşma onlarla Öykü, sakın. Yani bir problem varsa çözeriz değil mi? Hayır. Görüşme, sakın görüşme onlarla. Pardon. Görüyorum. Görüyorsun değil mi? Nasıl yönetiyorum toplantıyı? Yani birazcık ciddiyet, birazcık samimiyet bu kadar. Bir dakika ya. Sen beni nereden görüyorsun? Kameradan görüyorum. Hangi kameradan? Ayaz, bu yaptığın çok ayıp. Görüşmediğim şu an, kapatıyorum. Dur. Kapatma.
Hoş geldiniz. Hadi sen kalk, kalk, kalk. Sen de. Seni böyle alayım ben, buyurun. Amca, nasılsın? İyisin. Ayaz Bey'le görüşecektik biz. Aa, Ayaz Bey'i bugün ben temsil ediyorum. Bana anlatın, buyurun. Hanımefendi, biz Ayaz Bey'i sever sayarız. Kendisi işçilerin sorunlarıyla ilgilidir. Ancak şu zam meselesini çözelim. Yoksa işçilerimiz işi bırakacak. Olmaz. Olmaz. İş bırakmak olmaz. Siz bana sorun neyse anlatın net olarak, çözerim ben. İş bırakmak olmaz. Aynı gemideyiz hepimiz. Biz zam istiyoruz hanımefendi. Zam? Ne kadar? %30. Ne? Pazarlık et Öykü, pazarlık et. Sen çok seversin pazarlığı, biliyorum. Beni yakma Öykü, ne olur pazarlık et. Ya %30 yetecek mi size? Yetmeyecek ama şirkette düşünmemiz gerekiyor. Ay, siz ne kadar ince, ne kadar iyi insanlarsınız. Bak, içimden geldi. İçimden geldi, içimden. Biz bunu %40 yapalım. Olur. Ay hatta %50 olsun. Anlaştık. Anlaştık hanımefendi. Öykü Hanım, Ayaz Bey'in de fikrini alsaydık. Ona da sorsaydık keşke. Ayaz Bey arıyor. Acilen sizinle görüşmesi gerekiyormuş. Sonra ararım ben onu. Şimdi işçi kardeşlerimle sorunlarımızı çözüyoruz. Öykü, ya al şu telefonu. Devam edeceğiz. Ayaz. Seyrediyorsun hala değil mi? Seyrediyorum, seyrediyorum. Ağzım açık seyrediyorum. O zaman görmüşsündür bak. Ayaz olmak ne kadar kolay. Her şey tamam oldu diyorsun, bitiyor. Al sana Ayaz. O zaman o işçilere yaptığın zamın parasını sen bulacaksın. Ben nereden bulacağım bu kadar parayı ya? Bilmiyorum artık. Patron sensin. Tamam aşkım. Tabii tabii, sen hiç merak etme. Evet evet, biz çözüyoruz işçi kardeşlerimizle sorunları. Sıkıntı yok. Onların da çok selamı var. Aleyküm selam. Öptüm. Amcacığım, çay içer misin? Ben çay söyleyeyim size. Neresi burası? Mahsus gezdiriyorsun sen beni. Ay, tanımam etmem sizi hanımefendi. Niye gezdireyim ya? Bağırıp durmayın şu kulağımın dibinde lütfen. Aynı yerde dönüp duruyoruz. Ne çıkmazıydı bu? 100 kere söyledim ya. Ay, ilk iş günüm ya. Ne olur birazcık yardımcı olsanız acaba. Navi'ye bakıyorum ben şu an. Siz söyleyin bakayım, neresiydi? Koru çıkmazı, koru. Taksimetre saat gibi işliyor. Maşallah şimdiden 8 olmuş. Hadi acele et biraz, hadi. Yeter be, vallahi yeter ha. İn arabamdan ya, in, in. İndiremezsin beni, eşek gibi götüreceksin. Hanım, hanım! Sen kime eşek diyorsun acaba ya? Kime olacak? Sana diyorum tabii ki de. Hanımefendi, bir aşağı inmenizi rica edebilir miyim acaba? Neden? Lütfen. Hayvanlar üzerinden insanları aşağılamanın psikolojik bir sorun olduğunu umarım ki biliyorsunuzdur. O eşek dediğiniz hayvan yük taşıyarak insanlığa bir faydada bulunur. Sen ne yaparsın? Sen ne işe yararsın acaba? Sen bana bir söylesene. Manyak mısın be? Ne diyorsun sen? Şunu diyorum sana. Git buradan! Git! Manyak yoksa... mı ne? Git! Git! Vallahi yoksa Allah yarattı demem. Kafanı gözüne dalarım ha. Git! Aa, imdat! Ay, ne oluyor bana ya?
Taksici mi, taksici mi kaçtı ne? Aa. Efendim Emre, ne var? Ya bu nasıl bir telefon açma aşkısı ya? Ha? Ha mı? Ha. Ya ha nedir ya? Sen beni sevmiyor musun artık? Ay niye sevmeyeyim ya? Hem saat kaç, farkında mısın? 11:30. E o zaman nerede benim günaydın aşkım mesajım? Böyle bol kalpli, bol öpücüklü, ha? Ben hiç böyle şeyler yapmıyorum ya. Abartma istersen. Tamam, kapat telefonu, atarım şimdi öpücük mesajımı. Ya hayatım, senin canın mı sıkkın? Ya bir tane gerizekalı bir kadınla uğraşıp duruyorum sabahtan beri ya. Gerçekten şu an acayip sinirim burnumda. Sana patlamayayım yani. Ya asıl benim sinirim çok bozuk ya. Ay Burcu, ne diyeceğim? Bir kazak beğendim. Masmavi, nasıl güzel. Nasıl güzel, şu anda sana anlatamam. Ama çok kadersizim aşkısın ya. Ha, almaya gittim, bedeni yoktu. Eğleniyorsun değil mi, ha? Ya ne eğlenmesin ya? Bedeni yoktu diyorum sana, anlamıyor musun? Dokunsan alacağım yani şu anda. Yanıma gelsene, ilgiye çok ihtiyacım var. Ay, çalışıyorum Emre, farkındasın herhalde değil mi? Ya, sen beni sevmiyorsun. Pardon, bir tane latte alabilir miyim? Ay. Ay latte mi içiyorsun? Ay aşk olsun, yazıklar olsun sana ya. E sen de durağa git. Sami amca şimdi var ya, mis gibi çay demliyordu mangalda. Sıcak, sıcak içersin. Anlaştık mı? Ha, durağı bulabilirsem giderim vallahi. Ay İstanbul ne kadar büyükmüş Emre ya. Ayaz, hayatım ben nasıl ödeyeyim o kadar işinin parasını? Hem sen dedin bana Ayaz ol diye. Ayaz olmak bunu gerektirir değil mi? Ay çünkü sen böyle pamuk kalpli, müthiş bir insansın. Bak vallahi sen olsan sen de kıyamazdın, işçilerimize verirdin. Öykü Hanım, kahveniz. Teşekkür ederim. Bu arada Ayaz Bey'in çizdiği proje, bakmanız gerekiyormuş. Bu mu? Ben ona bir bakayım o zaman. Kahveyle yaklaşma. Kahveyi uzak bir yere bırak, ondan sonra git. Öykü bak, sen sakar kızsın. Yapma bunu bana. Başka bir şey söylemedi mi Mehmet Bey? Yok vallahi. Önemli bir konu konuşacağım dedi sadece. Yazıyorum buraya. Kesin kovacak bu adam bizi. Yok ya. Mehmet Bey, annemlere taksitle oturma grubu aldım. İyi yapmışsın. Yani haberiniz olsun istedim. Olur da kovarsanız şimdi... Şirketimiz yeni bir yapılanmaya girdi hanımlar. Yani bundan sonra artık iki patronunuz olacak. Malika Hanım benim yeni iş ortağım. Kendisi hem bu sektörde... ...hem de dünya çapında tanınmış bir isimdir. Merhaba Malika Hanım. Merhaba. Nereden başlıyoruz? Duvardaki fotoğrafları indirmekle başlayabiliriz. Aa, ben hemen indireyim. Yağmur. Bırak onu, ben alırım. Monika Hanım, bu kalsın mı? İndir, indir. Önem Hanım, bir kez daha düşünün. Monika Hanım'ın ortak olurken koyduğu parayı şu anda ödememiz mümkün değil. Bir yolunu bul o zaman. Biliyorsunuz iş iptallerimiz oldu. Zaten nakit açısından sıkışık durumdayız. Umurumda değil.
Ödeyin, bir daha da yüzünü görmek zorunda kalmayayım. Siz daha iyi bilirsiniz ama... Aması yok. Ödenecek. Peki. Aşkım ya, ne güzel çizmiş. Aferin vallahi. Hayır, bütün gün benle. Nasıl vakit bulup da çiziyor? Hayret bir şey. Ah, şurası park olacak galiba. Ay, bu parka benim adımı verse ya. Ne güzel olur. Öykü Acar Parkı. Ben bu bakışı tanırım. Ben bu bakışı tanırım. Kesin projeye bir şey yaptı. Öykü, çekil önümden. Çekil, göremiyorum. Ya ben bu projeyi bir daha çizemem. Benim daha vaktim yok. Çık Leke, çık. Döktü. Kesin döktü işte. Ben hissettim ama sakar çünkü. Bir dakika, ne yapıyor ya? Ya çok uyanıksın Öykü. Biliyorum, projeme kahve döktün işte, gördüm. Ay, niye dönmüyor bu ya? Nereye gidiyor bu? Allah Allah, nasıl olacakmış o? Yeniden mi çizeceksin? Sakın. Öykü, sakın. Ya biri durdursun şu kızı artık. Aşkım, telaşlanma. Ben şimdi yeniden çözerim bunu. Benim çizimim iyi. Daha önce de yapmıştım. Öykü, kimle konuşuyorsun? Hiç. Kendi kendime. Senin orada ne işin var ya? Adama bak. Uzak dur Öykü'den. Ayaz'a mı geldin? Yok. Ayaz benim. Yani biz yer değiştik de. Neyse, boş ver. Sen niye geldin? Ya, ortaklığı bitirmiştiniz. İmza için falan mı? Yok. Konuşmaya geldim. Aslında sana da vuracaktım. Burada görmem çok iyi oldu. Mete, benim biraz işim var aslında ya. Öykü, benimle konuşurken rahatsız oluyorsun değil mi? Haklısın. Bak, ben nasıl anlatsam, bir delilik dönemi yaşadım. Çok, çok saçma sapan, çok yanlış duygulara kapıldım. İnan bana, artık seninle ilgili hiçbir duygu yok içimde. Hem zaten Şeyma ile de tekrar beraberiz. Mete, bence artık bunları hiç konuşmayalım. Öykü, ben sizi kaybetmek istemiyorum. Tekrar yeniden eskisi gibi dost olalım istiyorum. Mete, bu kadar olaydan sonra biz nasıl eskisi gibi olacağız? Eğer sen bir şans verirsen, herkes verir. Bak, yarın herkesi evime çağırıp özür dilemek istiyorum. Eğer siz gelirseniz diğerleri de gelir. Nasıl burada hayvan ya? Uf, şimdi morarır bu. Şuralar krem olacaktı. Thank you.
adam dün buradan ne izledi ya? Sen bana öyküyü geri getireceksin. Evet. Şimdi sıradaki işimize bakalım. Önem merhaba. Moda evinde misin? Bir görüşebilir miyiz? Şeyma için geliyorsan zahmet etme. Yok yok. Başka bir konu. Tamam, görüşürüz. Üç yüz tane body, 500 tane alt açma bezi, 172 tane de zıbın. Ne yapacağız biz bütün bunları? Ne bileyim Sibel, sen hep alıyorsun ya bu tarz şeyleri, ben de aldım işte. Peki o taşıdığın şey ne? Ona şu deme. O bizim oğlumuz. Ay İlker'cim, bizim bir kızımız olacak. Ya sana ne Sibel ya? Sana ne ya? Bir şeye de karışma yahu. Benim bedenim, benim çocuğum. Sen ille de bir bebek mi taşımak istiyorsun? Tamam. Bekle o zaman. İyi tamam. Hadi sen git bakalım, ne yapacaksın yine. Ben de şurada şöyle güzel oturayım. Kendime bir tane de kahve söyleyeyim. Bir de fal kapatayım senin gibi tembel tembel. Savaş! Bana bir tane kahve getir kardeşim. O da yeri bitiriyor. Bunu bir yeri bitiriyor. Bu ne Sibel? Bu senin temsili kızın. 24 saat boyunca karnında taşıyacaksın İlker'cim. Al. Ne var yani, taşırım. Kızım değil mi? Taşıyacağım tabii. Ay benim güzel kızım. Hoppa, hoppa. Ay kızımıza bak ne kadar güzel ya. Yerim. Yerim hadi, yerim ya, yerim ya. Ayaz'cığım, aşkım sen şimdi evde tek başına kuruyorsundur. Kurma, yapma. Özür dilemek için gelmiş. Bize yaptıklarına çok pişmanmış. Ondan. Söyledi gitti. Duyuyor musun beni? Sen şimdi bana kızacaksın biliyorum ama samimi buldum ben. Yani sen de tanıyorsun sonuçta. Çok yakın arkadaştınız. Böyle küslük olmuyor ya Ayaz. Ha bir şans daha versek mi? Ne diyorsun? Öykü. Ha söyle aşkım. Ödüm patlattın be. Mete sana ne dedi? Anlattım ya. Ne zaman? Şimdi kameraya uzun uzun hem de. Gene gelip sana aşığım falan mı dedi? Yok vallahi öyle bir şey demedi. Ya bana o adamı koruma. Ayaz canımı acıtıyorsun ya. Kıskançlıktan gözün döndü yine. Döner. Sen de inanıyorsun hemen. Barışmak istiyormuş bizimle. Bırak ya. Yalan söylüyordur. Yok yok.
Vallahi böyle samimiydi. Çok pişmanmış yaptıklarına. Eskisi gibi olalım diyor. Bıraksın bu ayakları, beni kandıramaz. Sözlücüğüm, sen şimdi bunları düşünme, tamam mı? Boş ver. Sen burada dinlen. Ben aşağı in demeden de inme sakın, tamam? Neden de taşıyacağım bu sırrı ben ya? Vallahi öldürür, bu sır beni öldürür. Yaktın beni kızıl. Ay gibi yüzüğüm var ama bahtım kara. Mete. Olcay, neyin var? Bembeyaz olmuş. Korktum da ondan. Neden korktun? Benim hiçbir şeyden haberim yok. Bırakın benim peşime. Benim ağzımdan laf çıkmaz, tamam? Mete. Selam. Neyi var bunun? Onu öyle görünüp giderler arada sırada. Odama geçelim. Derdin ne? Anlat bakalım. Öncelikle şunu söyleyeyim. Şeyma ile konuştum. O geceki gibi şeyler bir daha asla yaşanmayacak. O konuda hiçbir şüphem yok. Neyse, sen asıl konuya gel. Ne istiyorsun, niye buradasın? Seninle ortak olmak istiyorum Önem. Hemen kestirip atma. Önce bir teklifimi dinle. Pizzalar geldi. Buyurun. Aa, canım karpuz çekti. Vermem bunu. Bu benim çocuğum. Bekar, bu nasıl bir tip kardeşim? Abi sorma ya. Sibel'in işleri işte. Kendisi hamile ya. Hamileyken neler yaşadığını anlamam için benim de kucağıma karpuzu verdi. Aha, bu da benim çocuğum yani. Çocuk. Sende ne var ne yok? Ne olsun? Burcu Hanım ne zaman taksiyi çarpacak diye dehşet içinde bekliyorum. Ne yapayım? Uf, abiciğim biz neler çekiyoruz böyle ya? Emre. İntikam çanları bir çalsın mı? E çalsın artık. E çalsın artık. Sibel. Efendim. Aşkım koş. Aş eriyorum aşkım koş. İlker'cim, bu böyle biraz belden aşağı vurmak olmuyor mu? Aa. Belden aşağı. Ben bir erkek olarak sen aş erdiğin zaman gecenin bir vakti dışarı çıkıp sen ne istiyorsan almıyor muyum Sibel? Söyle, ne istiyorsun? Karpuzdan kızımızın canı balık çekti. Of. Vallahi çekmiş. Ha bir de diyor ki yanında yeşil salata falan olursa süper olur diyor. Nereye gidiyoruz ablacığım? Ay Burcu, bu ne tesadüf. Ne tesadüf ya. Emre ile yemek için burada buluşacaktık. Sen de el ettin. Biz de mesleğin verdiği bir refleksle durduk yani. Sonuçta işin raconu bu. Burcu, ya sen niye öyle konuşuyorsun? Meslek icra ediyoruz. Direksiyon sallıyoruz burada, ne var yani?
Ay Burcu, seni de kaybettik ya. Ha, dur, dur. Bak baştan söyleyeyim. Karşıya geçmem. Bu trafikte köprüye girmem. Beni öyle ara, dar, leş, pis sokaklara hele hiç sokma. Bir de kurban olduğum verdiğim para bozuk para olsun. Ya sabah 200 lira bozayım dedim, bende para kalmadı ya. Şimdi bu konularda anlaştık mı ablacığım? Anlaştık Burcu da. Bana ablacığım deme sen ya. Arabanın verdiği bir lügat bu be. Vallahi dilime yapıştı böyle. Çıkmıyor. Kusuruma bakmayacaksın artık. Şimdi söyle bakayım sen nereye gidiyorsun? Ya yürü yürü, tamam ben tarif edeceğim Burcu, yürü. Eyvallah. Müzik açsam rahatsız olmazsın değil mi? Yok yok, olmam. Aç sen aç. Eyvallah ablam. Eyvallah. Üçüncü köprüyü yapıyorlar. Ne diyorsun? Sence birazcık olsun şu İstanbul trafiğini rahatlattık mı? Ay Burcu imdat diye bağıracağım şimdi ya. Yürü hadi. Oğlum ablacığım hayırdır ya? Ne kızıyorsun o kadar? Öyle anlamadım ki ben. İşte Ayaz olmanın en kolay tarafı bu. Ayaz Bey hoş geldiniz. Ben şoförünüz Alfred. Arabanız hazır. Vay. Birileri rol çalıyor. Daha orijinal bir şey bulamadın mı? Zor tabii. Bulacaksın, kuracaksın, yapacaksın. Birilerine beğendireceksin. Günlerce üzerine konuşturacaksın. Ayaz olmak zor tabii. Çabalamak lazım. Ben de romantiyim. Üç balonla mı? Ayaz böyle mi yapardı? Çapın bu mu Öykü Hacer? Ya sen ne çok konuşuyorsun? Öykü olduğum için olabilir mi acaba? Tabii başka açım yok ya. Bunu buldun yüklen hemen. Ay! Senin sayılı balonlarını patlatıyor. Ne yaptın sen? Dur bekle, kıracağım bacaklarını. Gel buraya! Ya. Ayaz asla böyle bir şey yapmazdı. Çocukla konuşur, canın sağ olsun der, başını okşar, yollardı. Benim felsefem bu mu? Al işte, bu ne ya? Printer'dan resimleri basmış, balona yapıştırmış. Bu mu yani Alfred, bu mu? Ben bu kadar çok konuşmuyorum, tamam mı? Sus. Ayrıca bunu bulduğuna şükret. Ben sabahtan beri şirket yönetiyorum. Senin haberin var mı? İdare edeceksin artık. Ha. O zaman hatırlat. Bir dahakine ben de işlerimi yarım yamalak yapıp sana da idare et hayatım değil. Yok. Sen tam yap. Aç kapıyı hadi. Kapıyı aç Alfred. Buyurun. Öykücüğüm, yan tarafı açman gerek. Direksiyona sen geçeceksin. Giyinmişsin, şoförlük yapacaksın ya bana. Yok, o kadar da değil. Yani ben kullanırsam tehlikeli olabilir. Hani araba kullanmayı bilmiyorum ya, o bakımda. Alfred, ben seni çoktan kovardım ama kıyamıyorum işte.